Anne iyi misin? Hayatım merak etme benim. Şu lanet olası vazoyu kırdım. Ay, çok korktum. Nasıl oldu Mümtaz, aklım çıktı. Sana çiçek getirmiştim. Uyuyorsunuz diye sessizce başucuna koyayım istedim ama beceremedim işte. Ay çok korktum. Hırsız girdi zannettim. Artık beni hatırlıyorsun ya. Bir yabancı gibi görmüyorsun. Ben de sana çiçek alayım demiştim. Çok güzellermiş. Teşekkür ederim. Her yerde cam kırığı oldu. Tamam anneciğim, dert etme sen şimdi. Ben yardımcı çağırır temizletirim. Mümtaz sayesinde yine sabah sabah aksiyon yaşadık. Canım karım benim. Artık bu korkudan sonra beni bir daha unutmazsın herhalde. Mümtaz, bunca zaman bana sabır gösterdiğin için çok teşekkür ederim. Ben çok üzdüm seni. Önemli değil canım. Artık geçti. Artık iyisin. İyiyim. İyiyim. Hafızan da yerine geliyor ama bazı kopukluklar var. Sanki bu odaya biri girmiş de boğuşmuşum gibi hissediyorum. Ama hiç net değil. Rüya mı gördüm acaba? Herhalde rüyadır. Neyse, sen takma kafana bunları. Hadi yat biraz dinlen. Benim çıkmam lazım. Akşama görüşürüz, tamam mı? Tamam, güle güle. Çiçekler için teşekkür ederim. Anneciğim dur, ne yapıyorsun, hareket etme. Her yer cam kırığı dolu. Birazdan temizlenecek. Ozan, sen sabaha kadar burada mı uyudun anneciğim? Sırtın tutulmadı mı? Sırtım rahat olacağına gönlüm rahat olsun. Ben senin yanında rahatım. Benim yüzümden Aslı'nla da konuşamadın. Konuşamadım ama bugün konuşacağım. Sen duyduklarına emin misin? Eminim. Yani bazı boşluklar var ama Kaan'ın söylediklerine eminim. Ben yerde yatarken Aslı masum, her şeyi biz yaptık dedi, eminim. Ama gerisini hatırlayamıyorum işte. Ya keşke hatırlayabilsem. Tamam tamam. Zorlama kendini, yorma. Kaan'ın yaptığı belli de bu işi tek başına yapmış olamaz. Akıl aldığı birileri var. İçimizden birisi bize büyük bir düşmanlık besliyor. Peki kim bu kadar büyük bir oyun oynayacak kadar düşmanlık besleyebilir ki bize? Bizim kime ne zararımız dokundu? Bilmiyorum. Ama bugün öğreneceğim. Ozan nereye? Nereye gidiyorsun? Korkutma beni. Korkacak bir şey yok. Üzerimi değiştireyim, Aslı'nın yanına gideceğim. Bir şey ihtiyacın olursa ara beni. İki tanecik bilezik. Neye yeter ki? Gönül isterdi ki. Neyim var, neyim yoksa önlerine sereyim. O hastaneyi satın alacak kadar param olsun. Nuran ablamın da, Eylül'ün de, abimin de boynunu yere eğdirmeyeyim ama. Keşke anneciğim. Keşke. Evlendiğim zaman dayım vermişti. Sus cebine koy. Kötü gün altında bu lazım olur demişti. Canım da içim benim. Şimdi tek istediğim sağlığına kavuştuğu günü görmek. İnşallah kızım. Göreceğiz o günleri. Hayırdır? Kim ki acaba? Sen dur kızım, ben bakarım. Ozan? Hediye teyze, Aslım burada mı? Onunla konuşmam lazım. Merhaba Aslım. Sana da merhaba.
Ne var? Ne konuşacaksın benimle? Ben sizi yalnız bırakayım. Yok, yok anneciğim. Yalnız bırakılacak bir durum yok. Otur sen de. Aslım. Ben Berçin sana yaptıklarından dolayı özür dilerim. Önemli değil Ozan. İlk defa tartaklanmıyorum. İlk defa iftiraya uğramıyorum. Alıştım artık. Ozan, Jülide Hanım nasıl peki? Gerçekten hatırlıyor mu her şeyi? Nasıl düştüğünü, Aslım'ın masum olduğunu... Anne! Ne değiştirecek bu? Bak ben merak etmiyorum. Sen de merak etme lütfen. Peki kızım, affedersin. Ben bir çay koyayım bari. Ben de yardım edeyim sana. Ben yaparım hadi sen git yor onu. Kızım ne olacak bir çay koyacağım sen geç içeri hadi. Hayır hayır yapma. Kızım hadi. Sen ne yapıyorsun? Sen yine neyin peşindesin Ozan? Yeni bir iftira mı atacaksın? Onun için mi uğraşıyorsun? Ne yapıyorsun sen ya? Aslım ben sadece... Sus. Ben hiçbir şey dinlemek istemiyorum. Kızım bir dinleseydin önce. Yok anne. Neyini dinleyeyim? Bu adam bana aldatıyorsun diye iftira attı. Beni dinlemedi. Gitti benim dışımdaki herkesi dinledi. Ya bu adam dün hamile kız arkadaşıyla evleniyordu. Ne oldu şimdi? Ne değişti? En azından sakin ol kızım. Harap ettin kendini. Ettim. Evet ettim. Kim için? Beni sevmeyen, bana inanmayan bu adam için ben kendimi harap ettim. Ne kadar aptalmışım ben. Gözümden akan bir damla gözyaşını hak etmeyecek bir adam için üzülmüşüm. Aslım. Sakın. Sakın bir daha benim adımı ağzına alma. Evime gelme. Yolda karşıma çıkma. Ne yüzünü görmeye, ne de sesini duymaya tahammülüm yok artık. Defol! Defol git evimden defol! Ozan dur. Sen ne yapacaktın o telefonla? Aslım masum biliyorum. Ona inanmayarak büyük bir hata ettim. Bize bu kötülüğü yapanları bulmam gerek. Aslıma bunu borçluyum. Ben sana yardımcı olabilirim. Kaan notunu aldım. Gönderdiğim konuma gel. Gönderdim. Teşekkür ederim. Ama Aslı bunu bilmesin. En azından bu olayı çözene kadar. Daha sonra ben onun gönlünü alacağım. Aslı'nın gönlünü alabilir misin bilmiyorum Ozan. Ama ikinize bu tuzağı kuranı bulmak zorundasın. Senin burada ne işin var hala ya? Tamam Aslı. Kızıma gidiyorum. Hoşçakal. Tamam gitti hadi. Gir içeri. Hadi.
3 saat sonra mı? Daha erken İzmir otobüsü yok mu ya? Maalesef beyefendi, en erken 3 saat sonra var. Neyse, kes bileti, alıyorum. Bir an önce kurtulayım da şu şehirde. Oğlum hayırdır? Bilmiyorum anne, sen mutfağa geç, orada bekle. Berçin. Aa. Ne oluyor? Sen yalnız değil misin yoksa? Kim var evde? Yok canım, ne alakası var ya? Hem senin ne işin var burada evlendiğin ertesi günü? Saçmalama ya. Evlenseydin burada mı olurdum sence? Ozan beni ikinci kez terk etti. Geldi servisim, birazdan bineceğim işte. Gece yarısı gibi İzmir'de olurum. Direkt sana gelirim zaten. Aynen, nihayet kurtuluyorum artık. Sen şunu baştan anlat bakayım. Hani evleniyordunuz Ozan'la? Nikah memuru gelir gelmez Ozan kaçtı gitti. Biz hepimiz bekledik onu ama gelmedi tabii ki. Sonra ben aslım kesin bir şeyler demiştir dedim. Delirdim, ortalığı yıktım. Sonuç olarak nikahımız kıyılmadı yani. Aslım yüzünden mi olmadı? Bilmiyorum ama... kavga esnasında Ozan'ın cebinde bu kağıdı buldum. Kaan mı? Kaan tabii ki. Kaan'ı bu işe sen bulaştırdın. Her şey sizin planınızdı. Efendim. Notu sen mi bıraktın lan? Ne notu abi, ben not falan bırakmadım. Kaan. Yalan söyleme bana. Ben sana demedim mi kimseye tek cümle etmeyeceksin diye? Canına musladın lan sen. Ya abi. Vallahi bak, bir şey demedim. Özür diledim sadece. Kimse bir şey anlamaz ki o nottan. Şüphelenmezler. Yani içim rahat etmedi diye ben öyle. Hem bak, ben şu an otogardayım, gidiyorum. Kimse izin falan bulamaz artık. Kaybol. Kaybol, bir daha da ortalıklarda gözükme. Yoksa var ya, dediklerimi yaparım. Seni de aileni de mahvederim, süründürürüm sizi. Gidiyormuş. Bu iyi haber. Ama ben yine de gidip bakacağım. Ben sana inanamıyorum. Her şeyi sen planladın. Kaan'ı sen ayarttın. Neyin öfkesi bu ya? Bu kadarına ben bile cesaret edemezdim. Benim sevdiğim kadını kimse elimden alamaz. İşte o zaman bedelini öder. Ya bırak! Ben senin tarafındayım diyorum sana. Neyse, ben gidip şu Kaan'a bakacağım. Ben de geliyorum. Sen çık, beraber gözükmeyelim. İyi, tamam. Bana da haber ver. Fatih, bekle, ben de geliyorum. Öyle evde eli kolu bal duramam, hadi. İyi tamam, hadi gel. Oğlum, Ozan değil mi bu?
kendisi. Neden gelmiş ki buraya? Ne işler çeviriyor acaba? Hadi düş peşine de anlayalım. Kesin Kaan arıyordur bu. Konuşalım acil. Islım, babana bana ıslım yapma. Fatih'in görürse öldürür beni. Ben sana arkamı dönüp nasıl giderim? Şeyden sonra özür bile dilemeden. Yok ben gidemem. Durur musunuz ineceğim? Otobüsün kalkmasına az kaldı. İnerseniz yetişemezsiniz. Tamam sonraki otobüse binerim. İneceğim. Kaptan sağa dönecek var. Hayret bir şey ya. Gelmiş bir de telefonumu kurcalıyor. Sen ne konuşuyorsun onunla anne? Niye gittin peşinden? Hiç canım ne konuşacağım? Sana inanmamakla ne kadar büyük hata ettiğini falan söyledim. Boş ver. Konuşma hiçbir şey. Boşuna nefesini yorma. Bizim derdimiz zaten bize yeter. Aa, hadi hadi geç kalmadan gidelim. Nuray yengen yalnız kalmasın. Doğru ya. Hadi. Kaybetme, bas gaza. Anne ne gaza basması, yakalatacak mısın beni ya? Kırmızı yanacak, çabuk olsana çocuğum. Neyse geç, boş ver geç. Ne yanıyor kardeşim? Ya çekil be kardeşim. İşimiz acele, çekil. Ozan yok, nereye gitti? Hay Allah'ım, kaldık burada. Anne bir sus, bir sus. Zaten gerginim, bir sus. Ozan'ın arabası değil mi şu? Yakaladım seni Ozan efendi. O kadın ne işler peşindeysin? Ozan! Sonunda buldum seni Kaan Bey. Bana anlatacakların olsa gerek ha? Ozan bırak beni bak, bilmediğin şeyler var, bırak! Var var, bilmediğim çok şey var. Ama sen bana hepsini bir bir anlatacaksın. Yardım edin! İmdat! Yardım edin! Yürü. Ozan! Ozan bırak gideyim! Yalvarırım bak, bırak gideyim, konuşamam! Konuşacaksın! Neden aslında bana tuzak kurdunuz? Dur, önce kaçmanı engelle.
Şimdi anlat. Neden böyle bir oyun çevirdiniz? Daha da önemlisi bunu kim istedi? Konuş. Çıkar şunu. Ozan çıkar şunu. Bak hata ediyorsun. Yok yere canımı yakacaksın. Yapma bırak gideyim. Yuvamı yıktın Kaan. Hayatımın aşkı dediğim insan senin çevirdiğin oyunlar yüzünden suratıma bakmıyor. Beni terk etti. Hepsi senin yüzünden. Bak anlamıyorsun. Tamam söylediklerini yaptın. Tamam aslında aranızın açılmasına ben sebep oldum. Ah! Mecburdum çünkü çaresizdim. Ben kötü biri değilim Ozan. Kimseye zarar vermek istemedim ama mecbur kaldım. Bırak beni gideyim ne olur. Zaten çok pişmanım. Ne olur git. O zaman anlat. Neden en başından beri buna mecburdun? Bunu yapmanı kim istedi? Suçlu kim? Bak, benim seninle bir derdim yok. Beni mecbur bıraktılar diyorsun. Ben de sana soruyorum. Kim? O kadar. Aslında beni ayırmanı kim istedi? Bize oyun oynamanı kim söyledi? Konuş. Bana bak. Seni bıraktırıyorum ama sakın beni pişman etme. Sakın. Aslında oğluma kalsa seninle ilgili farklı planları vardı ama dua et ki benim oğlum anne sözü dinleyen bir çocuktur. Eğer bir daha karşımıza çıkarsan, bu olanlardan birine bahsedersen, o zaman oğlumun elinden seni ben bile kurtaramam. Anladın mı? Şimdi hemen defolup gidiyorsun bu şehirden. Giderim. Giderim ne isterseniz yaparım. Ne olur kurban olayım artık bırakın beni ne olur. Yok. Yok lafın gelişi öyle söyledim. Mecburdum çünkü Aslım'la ilgili sorunlarım vardı. Öfkeliydim o yüzden. Yalan söylüyorsun Kaan. Aslım öfkeli falan değildin. Aslım'ın telefonundan sana mesaj attım çıktın geldin. Öfkeli olsan gelmezsin. Senin başka bir derdin var, konuş. Tamam, anlatacağım. Aslında eskiden tanışıyoruz. Beraber büyüdük. İzmir'de çocukluğumuz birlikte geçti. Aslında ben de babalarımızdan çok çektik. Cengiz abi tanırsın zaten. Hiç sağlam papuç değildir. Benim babam ondan da beterdi. O yüzden Aslım bana hep destek oldu. Kol kanat gerdi. Kardeşim gibiydi, hep yanımdaydı. Kardeşim dediğin insana böyle bir iftira niye attın? Niye yuvasını bozdun? Dinle, bilmediği şeyler var işte anlatıyorum. Devam et. Anlat dedim. Konuş. Anlatıyorum işte. Aslım bana kıyamazdı. İki eli kanda olsa bile yardım ederdi. Ben yine başıma belayı sokmuştum. Sonra hediye teyzelere gittim. Yardım istedim. Sen yanlış anlarsın diye durumu sana söyletmedim. Yeni evliydiniz sonuçta ne bileyim yani kıskanırsın laf edersin falan diye. Sonra şoför aradığınızı duydum. Hemen atladım ben de. Aslım orada bile çaktırmadan beni korudu. Sırf işinden olmayayım diye yaptıklarıma göz yumdu. Sen de kullandın kızım. O senin için çabalarken sen onu harcadın değil mi?
Evet, Allah kahretsin ki yaptım, evet. Aslım gibi melek kalpli bir kızı kullandım. Çünkü mecburdum, mecbur. Neden mecburdun? Niye? Söyle! Yatak odamıza kadar girdin. Evliliğimizi bitirmek için her türlü pisliği yaptın. Ama yalnız değildin, akıl aldığın birileri vardı. Tek başıma yaptım dedim ya. Aslım'la birlikte olduğumuza inan diye ne gerekiyorsa yaptım. Gerdanlığı sakladım. Bizi görmeni sağladım. Sahte kamera kayıtları düzenledim. Yalan söyledim. Hepsini ben yaptım. Neden Allah'ın belası? Neden? Neden? Ne istediniz bizden? Ne istediniz yuvamızdan? Yeter be! Madem öyle inanmasaydın... İnsan sevdiğine inanır Ozan Efendi. Sen ne iftira attıysam hepsine inandın. Madem aşıktın, madem seviyordun, karına inansaydın, onun sözüne güvenseydin... Kapa çeneni bir seni. Ne yaptık biz size, ne istediniz bizden? Nerede bu Allah'ın belası? Oğlum! Şu tarafa doğru gitmiş. Anne, sen nereden biliyorsun? Oğlum, görevliye sordum arabanın sahibi nerede diye, o söyledi. Şuradan gitmiş. Tamam. Anne, sen arabada bekler misin? Oğlum, beraber arayalım. Ben de geleyim işte. Anne, arabada bekle dedim. Karışma sen, bulacağım ben. Tamam, hadi. Aslım okulda bile hep bana destek oldu. Sanki arkadaşım değil de kardeşim, ablam gibiydi. Kafa ütülemeyi bırak Kaan. Bana geçmiş anlatma. Ben şimdiyle ilgileniyorum. Bu oyunu oynamanızı kim istedi? Bu işin arkasında kim var? Söyle. Benim sabrımı taşırma. Hayırdır birader? Hayırdır? Ben uzun boylu, öyle kumral birine bakıyordum da size sormaya gelmiştim. Gördünüz mü öyle birini? Park burası. 1000 tane adam geliyor her gün. Evet, haklısınız. Kusura bakmayın. Ben biraz etrafa bakayım. Eyvallah. Thank you.
sen yoksun. Neredesin Ozan, nerede? Hani? Nerede Ozan? Hı? Hala bulamadın mı? Anne, ben seni arabada bekletemedim mi? Bana hiç suç bulma. Tam 2 saat oldu, hala bir adamı bulamadın. Anlaşıldı. Senin bir şey yapacağın yok. Yükleri ele almanın vakti geldi. Ben gidiyorum. Anne! Sana bunları yapmanı kim söyledi? Bu pislikleri kim kafana soktu? Şerefini, onurunu kaç paraya sattın söyle, on mislini vereceğim. Anlat. Ozan. Anla artık beni. Yapamam diyorum. Konuşamam. Memur bey, bir bakar mısınız? Şurada bir manyağın teki bir adamı dövüyor, öldürecek neredeyse. Bakın tam yukarıda. Öldürürüm seni. Ne yapıyorsun? Bırak adamı. Yardım edin memur bey. Öldürecek beni. Bu herif benim yuvamı yıktı. Bırak! Bana her şeyi anlatacaksın. Arkanda kimin olduğunu söyleyeceksin. Merkeze gidiyoruz. Yürü! Ucuz atlattık. İkiniz de şikayetçi değilsiniz yani. Aramızda ufak bir tartışma çıktı. Kapıştık diyorsunuz. Evet memur bey. Öyle evet. Gidebilir miyiz? Siz gidebilirsiniz. Ama bu arkadaşı az daha misafir edeceğiz. Hakkında yakalama emri var. Yakalama emri mi? Neden? Ne yapmışım? Ne emri? Hakkında şikayet var. Sen çıkabilirsin. Burada bitmedi. Seninle görüşeceğiz. Ozan hala karakolda mı? Sana da merhaba Berçin. Bak ben buraya çene çalmaya gelmedim. Ne oldu? Son durum ne? Ozan'ı Kaan'ı zorla dövde ve konuşturmaya çalışırken buldum. Allah'tan işin ucunda ben olduğunu anlamadan orada polise yakalattım. Ne fark eder? Sonuçta Aslım'ın suçsuz olduğu anlaşıldı. Yine planların hiçbir işe yaramadı yani. Benim için çok şey fark eder Berçin. Resmen ucuz atlattım ben ya. Bana bak. Ben kaybedersem sen de kaybedersin. Eğer Aslım Ozan'a giderse sen de benim gibi ortalarda avcunu yalarsın. Sen bana suç bulacağına kendine bak. Şu hamile halinde Ozan'ın nikah masasını oturtamadın. Ben senin burada pisliklerini temizliyorum. Benim pisliğim mi? O Kaan gerizekalısını oyuna ben mi soktum? Yine planların hiçbir işe yaramadı. O şapşal yerine daha düzgün birini al! Berçin ne oluyor, iyi misin? Karnım. Karnım. Bebeğim. Benim kanamam var galiba. Beni hemen hastaneye götür. Tamam gel. Hastaneye götür beni. Yavaş. Doktor bey sizi bekliyor, buyurun.
Buyurun gelin. Bir sıkıntı yok. Siz de korkmuşsunuzdur. Allah'ım çok şükür bebeğim yaşıyor. Bir şey olmamış değil mi? Merak etmeyin. Bebeğiniz gayet sağlıklı babası. Yalnız ben... Sen de çok sevindin değil mi babası? Tabii. Çok sevindim. Ya. Çarpacaktın az kalsın, farkında mısın? Yürü gidiyoruz. Ya bıraksana kolumu. Ne yapıyorsun sen, bu ne şimdi? Yürü gidiyoruz dedim. Nereye? Evimize. Ben bütün bu oyunlarla, bütün bu yalanlarla boğuşmaktan çok sıkıldım. Sen benim kadınımsın, bense senin erkeğinim. Anladın mı? Kaçırıyorum seni, yürü. Ozan kendinle misin? Sen ne yaptığının farkında mısın? Gayet farkındayım. Bin şu arabaya. Ne işimiz var burada? Niye getirdin beni buraya? Affet beni Aslım. Sana inanmadığım için, saçma sapan iftiralar yüzünden evliliğimizi bitirdiğim için affet. Sen beni gerçekten bu yüzden mi getirdin buraya ya? Sen affedene kadar da göndermeyeceğim. Kalk yerden Ozan. Boşuna nefesini yorma. Biz burada 1000 yıl da kalsak benim cevabım değişmeyecek. Seni affetmiyorum. Affetmeyeceğim. Aslı. Oturalım. Konuşalım en azından. Ne yapayım, yol göster. Sen söyle. Sana kendimi affettirmek için ne yapayım? Tamam, bir hata ettim. Ama telafi etmek için her şeyi yaparım. Yeter ki beni affet. Ne olursun. Bu kadar kolay mı zannediyorsun sen ya? Özür dileyeceksin. Önümde diz çökeceksin. Ben de affedeceğim, öyle mi? Sen beni üzmedin. Beni yaralamadın. Beni öldürdün Ozan. Senin hayatına hiçbir şey olmadı bak. Ne olduğu gibi devam ediyorsun. Asıl ölen bendim ben. Söyle. Ölümün geri dönüşü var mı ha? Var mı? Bana yaşattıklarının farkında mısın sen? Bir özürle geçecek mi sanıyorsun? Kocasını aldattı dediler. Ahlaksız dediler. Servet peşinde dediler. Üstelik hiç suçum yokken. Benim seni sevmekten başka bir günahım yoktu Ozan. Ama ben onların söyledikleriyle yıkılmadım. Sen bana inansan, beni dinlesen, onların söyledikleri umurumda olmazdı benim için. Bir tek senin olsan yeterdi. Aslında bak, ben sana inanmak için o kadar çok çabaladım ki. Ama her şey o kadar kusursuzca işlenmişti ki. Başka çarem yoktu. Beni dinleyebilirdin. Bana güvenebilirdin. Ama sen başkalarını dinlemeyi tercih ettin. Şimdi git. Derdini kime anlatıyorsan anlat. Çünkü bu kez ben seni dinlemeyeceğim. Aslı. Yalvarırım, yapma. Ne olursun, bana bir şans ver.
Affetmen için ne yapmam gerekiyorsa yaparım. Ne olur. Artık çok geç. Her şey için çok geç. Aslı, eğer o kapıdan çıkarsan... Bu kapıdan çıkarsam ne olur? Sen beni tehdit mi ediyorsun Ozan? O kadar düştün mü? Eğer o kapıdan çıkarsan hayatın boyunca sana yapılabilecek en büyük kötülüğü sen kendine yapacaksın. O kapıdan çıkıp gitmen hayatın boyunca kendinden nefret etmene yol açacak. Bak, sana yalvarırım. Ne olursun bu kötülüğü kendine yapma. Bir insanın bu hayatta yaşayabileceği en büyük acı birini sevdiği halde onunla yaşayamamaktır. Biliyorum. Sen de beni deliler gibi seviyorsun. Bundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Hissediyorum. İnsan sevildiğini hisseder. İspatlayamaz ama hisseder. Bu kapıdan çıkıp eğer sevgimize sırt dönersen... hayatın boyunca kendinden nefret edeceksin. Ne olur yapma. Ne olur. Sen zannediyorsun ki ben söylenenlere inanınca seni sevmekten vazgeçtim, ki yok öyle bir şey. En kötüsünü düşünürken bile senin aşkını taşıdım kalbimde. Acı çekerek, nefret ederek. Eğer şimdi çekip gidersen aynısını sen de yaşayacaksın. Aklın nefret et diyecek ama kalbin benim için çarpacak, biliyorum. O öyle bir acı ki sen yaşama onu. Ben yaşayayım, bütün acıları dayanamam. Bağır, çağır, döv, söv, kır. Ama gitme. Lazım benim. Ailemin yanında olmam lazım. Aslında bir otur. Bir konuşalım, bir sakinleş. Bak, ben Okan'ı öyle ya da böyle bulacağım. Kim onu maş olarak kullandıysa, bu oyunları kim oynattıysa ben ortaya çıkaracağım. Sen bir sakin ol. Sana söz veriyorum, hiç kimse sana tek bir kötü söz bile söyleyemeyecek. Neye yarayacak bunları yapman? Ben o sözleri hiç duymamış mı olacağım? Hiçbir şey yaşanmadı mı sayacağız? Diyelim ki dediklerin oldu. Sen beni akladın. Ben de seni affettim. Peki Berç'im, o ne olacak? Hiç düşündün mü?
cevabın yok değil mi? Mersin'e ne olacağını hiç düşünmedin. Onu öylece ortada bırakacağımı nasıl düşünürsün? Ben bu kadar kötü bir insan mıyım senin gözünde? Nasıl bir çıkmazlı olduğumu bilmiyorsun aslım. Hiç kimse bilmiyor. Herkes için doğrusunu yapmaya çalışıyorum. Ama seni bu kadar çok severken başkasıyla evlenmemi bekleme benden. Benim aklımda fikrimde sensin. Ben seninle açtım yüzlerimi. Sensiz bir hayat yok bana. Ben şimdi sana ne diyeyim ki o zaman? İstemiyorum de. Sevmiyorum de sana söz veriyorum bir daha görmezsin yüzümü. Bak yeter ki net ol. İstemiyorum de. Diyemem. Diyemem ki. Lanet olsun diyemem. Çünkü seni seviyorum. Vazgeçemiyorum seni sevmekten. Ne yaparsam yapayım atamıyorum kalbimden. Yapamıyorum. Abi bak susuzum ben. Abi kurban olayım bırakın gideyim. Ne çene varmış be. Yol boyu susmadın. Abi kimsiniz? Beni niye aldınız? Param yok pulum yok. Ne derdiniz var benimle? Az sabret. Birazdan görürsün. Eleman içeride mi? İçeride abi. Gözleri bağlı zırlayıp duruyor. Güzel. Bak hata istemiyorum. Hepiniz yerinizi alın tamam? Tamam. Ozan. Bence tekrar düşün. Böyle yaparak hem kendini hem de Jülde Hanım tehlikeye atıyorsun. Polisi arayalım. Neyin düşüneyim aslında? Parayı getirmezsen anneni öldürürüz diyorlar. Kendim halledeceğim. Ozan! Ozan Sinan ne yapacaksın sen? Tedbir ama işte. Eğer parayı alıp annemi vermezlerse kime çattıklarını anlasınlar diye. Ozan o ne biçim laf öyle? Bak büyük sözü dinle. Polisi arayalım. Bulsunlar Jülide Hanım'ı bir an önce kurtarsınlar. Annemin hayatını tehlikeye atamam diyorum Hediye teyze. Ozan! Ozan ne olur! Ozan ben de geleyim seninle. Hayır Aslım. Sen otur beni burada bekle. Ben annemi sağ salim kurtarıp geleceğim. Tamam. En azından nereye gidiyorsun onu söyle onu bileyim. Karaoğlan'da eski bir kereste deposu. Bak Aslım. Annemi kurtarırken aklım bir de sende kalmasın. Otur beni bekle. Aslım size emanet. Sen merak etme Ozan. Ama lütfen dikkatli ol tamam mı? Merak etmeyin. Hadi. Çözün. Ben.
Ne istiyorlar bu adamlar benden? Oldun iyice. İyi misin? Anne. Anne ben Ozan tehlikedeyken duramıyorum. Kalbim yeniden çıkacakmış gibi oluyor. Ben çok korkuyorum. Ne olur. Hadi. Hadi biz de gidelim ne olur. Olmaz kızım, Ozan haklı. O annesini mi kurtarsın, seninle mi uğraşsın orada? Otur hadi, otursun. Aa, hayır anne, hayır. Ya başına bir şey gelirse? Ya ben yokken kötü bir şey olursa? Bak ona bir şey olursa ben yaşayamam, ne olur gidelim. Kızım tamam, sen sakin ol, merak etme. Hiçbir şey olmayacak Ozan'a, halledecek o, görürsün. Otur, ben de şuraları temizleyeyim. Otur. Juliana. İkimize gel. Juliana. İyi misiniz? Juliana iyi misiniz? Dokunma bana. Başımıza ne geldiyse hep senin yüzünden. Yaklaşma bana. Jülden, demeyin öyle. Ben kimseye zarar vermem, yemin ederim Jülden. Onların hepsi oyundu, kullandılar beni. Ailem için yapmak zorunda kaldım. Bırakın yardım edin size. Dokunma! Dokunma! Seni kan, öldürürüm. Eğlence başlasın. Ozan, dinle beni bak Ozan. Ozan. Ozan yapma! Ozan bırak lütfen. Anne kaç gitti buradan. Ozan lütfen bırak. Bırakamam ben seni anneciğim lütfen. Git dedim. Tamam. Tamam ben yardım bulmaya gidiyorum. Ozan ne istedin lan o kadından? Ne istedin annemden? Saçmalama Ozan, yemin ederim masumum ben diyorum. Konuşma. Ozan başka bir oyun var. Aslında seni ayırmaya çalışan adam.
İşte bu kadar. Ozan artık eli kanlı bir katil. Ömür boyu hapisten çıkamaz. Thank you.